Çiftçilerin sorunları üzerinden iktidara yüklendi. İktidar çiftçileri yalnız bıraktı dedi. Size iktidarın çiftçiyi nasıl yalnız bıraktığını, onları nedenli görmezden geldiğini belgeleriyle açıklayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, çiftçi ve üretici sorunları üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı sert sözlerle eleştirdi. Bakan Yumaklı'nın soru önergelerini yanıtlamadığını belirten Milletvekili Halıcı, Isparta'daki çiftçi ve üreticilerin sorunlarına dikkat çekerek, Isparta'ya hiç olmazsa geçici de olsa toprak mahsulleri ofisi kurulmalı dedi. 29 Mart 2024'te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya hububat eken çiftçileri verilmesi gereken Ziraat Bankası desteklerinin neden yapmadığını sordum. Çiftçimize, üreticimize ne verilse azken başak kartlara lütuf gibi verecekleri parayı da yatırmıyor ya da geç yatırıyorlar. Önergeme de maalesef hala yanıt yok. 3 ay önce yine İbrahim Yumaklı'ya kiraz üreticilerimizin sorunlarının yer aldığı bir önerge verdim. Bakın, dünyanın en çok kiraz üreten ülkesiyiz. Isparta kirazı çok önemli bir ihraç ürünü. Bu süreye rağmen Tarım Bakanı halen önergemi yanıtlamadı. Oysa yasaya göre 15 gün içinde yanıt vermesi gerekiyordu. Bir yıla yakın süre önce de Isparta'da neden toprak mahsulleri ofisi olmadığını Tarım Bakanı'na sordum. Hala yanıt yok ve çözüm üretmiyorlar. Çiftçi bu nedenle zarar ediyor. Buradan çağrıda bulunuyorum. Arpa ve buğday 40 gün içinde satılmazsa yine zarar edilecek. Hiç olmazsa Isparta'ya geçici bir toprak mahsulleri ofisi kurun. Şu anda Isparta'da yaklaşık 150 bin ton elma depolarda bekliyor. Bu elmalar satılmazsa meyve suyu fabrikalarına zararına gidecek. Üreticinin ürettiği elmaya ihracat teşviki verilmeli. Mazot, sulama, ilaç ve elektrik desteği sağlanmalı. Ne Isparta ne de Ispartalı çiftçiler maalesef iktidarın umurunda değil. Anayasaya göre çiftçiye verilmesi gereken bütçe payı var. Bu genel bütçenin 1/6'sıydı. Bu iktidar bu payı, yani çiftçinin alması gereken destek oranını 2/1'ye, yani 3 kat aşağıya çekti. Onu bile doğru dürüst yatırmıyorlar. Çiftçiye sahip çıkmak kendine sahip çıkmaktır.